cenazesinde de beraberdik. Oradaki muhteşem manzarayı yani görmenizi çok isterdim. Eğer onu televizyonda izlemişseniz gördünüz. Halkın insanı olduğunu o cenazede görmüş olduk. Muhteşemdi gerçekten ve bir protokol yapılmıştı. Aklınıza kim geliyorsa onu seven veya sevmeyen Türkiye'den bütün insanları ayağına getirdi. Ayağına getirdi çünkü o sorumluluğu hissetmek istiyorlardı, geldiler. Vatandaş denk taşı nasıl bağrına bastı bunu ancak gözlerinize görmek gerekiyordu. Orada başbakanlar, cumhurbaşkanları ve Türkiye'nin çok kaliteli insanları protokol içerisinde yürürlerken halk Lefkoşa Meydanı'na gelince aramıza karıştı. Ve hiç ağzımızı açamadık. Diyemedik. Hakkımız yoktu. Nitekim ben bir ara Rahşan Ecevit ezilme tehlikesi geçiriyordu. Onu Cahit kardeşim toparlayabildi orada. O da gelmişti. Ben bir arkama döndüm baktım. Genelkurmay Başkanı'nda Karabekir komutanın arkalarda kalmış. Gelemiyor. Zaten çok dar bir sokaklar. Hemen ben toparladım. Bağırdım. Çünkü arkadaşlar yol açalım falan. Zor yol açıldı. Ona bağırırken bir çocuk ayağıma takıldı. Ezilecek orada. Çok daracık bir sokak. Dedim ki kızım nedir dedim bu çocuğu getirmişim buraya caminin avlusuna. Dedim al bunu götür. Olur mu? Bana cevap verdi. O bizim babamız. Benim sorumlu değil. Yani tabii orada ben cevabı aldım. Çok doğru babası dedi. Gerçi evden sizin babanız bizim babamız dedi. Bak sen onun yanındasın. Biz daha uzaklardan geldik. Onun için geldik diyebildim ancak ama onun lafı benim lafımdan büyüktü. Benim lafımdan büyüktü o laf. Şimdi böyle muhteşem bir cenaze töreni oldu. Bütün Kıbrıs bağrına bastı ve onu çok üzenler, bunu Cahit de çok iyi bilir, Kıbrıs'ta onu fevkalade üzenler bile o pişmanlık içerisinde gelip onun naaşı karşısında durmak mecburiyette kaldı kendilerine. Değerli dostlarım, benim bizi dinlemeye... Siz Kıbrıs çıkartması döneminde de Denktaş Bey'le yan yanaydınız yanlış bilmiyorsam. O günlerle ilgili bir kağıt razı. Vallahi inanır mısın tabii bak ben şimdi bu hatıra bu heyecandan dolayı böyle çok önemli. Ya önemli tabii şimdi şeyimi anlattı. Ben bunu gözlerimle görmedim de onu da hemen kısaca anlatayım size. Biliyorsunuz bir saat önceki şeyden dolayı harekat sırasında bir saat önce bayrak radyosunda şey konuştu. Rahmetli Denktaş konuştu. Biz bir saat geç kaldık oraya. Sonra hep Denktaş Bey'in konuşurken anlattı ve ağlattı. Ben ağlatamam. Ben o anlatırken hep ağlardım. Belki 10 defa dinledim, 10 defa da ağladım. Şimdi beş parmakların çoğunuz bilirsiniz, gidersiniz. Girne'den Lefkoşa'ya doğru çıktıktan sonra ta Boğaz'a gelirsiniz, yükselir. Sonra aşağı doğru inersiniz. Orada böyle dümdüz bir ova vardır, ova. Tabii o ovayı, o ovanın arkasına şeyleri helikopterlerle komandoları atıyorlar. Diyor ki orada diyor onları böyle heyecanla bekliyorum diyor ve o kadar büyük heyecan içerisindeyim tabii çile çekiyor, kolay değil çile çekmek. Hele vatan hasretle, vatan da varsa işin içerisinde büyük bir heyecan. Bir bakıyorum diyor, ellerinde diyor beyaz atlılar diyor, ellerinde diyor ondan sonra şeyli kavuklarıyla sarıklı insanlar var diyor, sarıklı insanlar. Bunlar aşağı iniyorlar diyor. Ben bunu gözlerimi görmüş bir adamım diyor. Bunu Rauf Denktaş söylüyor. Vallahi billahi. Bunu anlatmazsa size mümkün değil diyor. Elim ayağıma karıştı diyor. İnan o erler kadar diyor işte o el sarıkları başlarında ellerinde kılıçlarıyla beyaz atlarıyla aşağı inenler bizi kurtardı diyor. Bunu binler defa duymuşumdur. Ve tabii ben bunu anlatamıyorum. O çünkü yaşamış. Bunu anlattığı vakit kendinize diken diken olmaması mümkün değil. Böyle bir insan. Çok orada anılar var ama İhtimal ediniz ki bu heyecan, bu bir türlü toparlayamıyorum. Beni bağışlamanızı istirham ediyorum. İnşallah bir başka yerde onunla da geliyoruz yan yana. Vaktimiz de dolmuş oldu. Şimdi efendim ben eğer sorularınız varsa